Sayın Bakanım, değerli konuklar, açılışımızın öncesinde sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Sizi ağırlamaktan çok büyük bahtiyarlık duyduğum değerli ağabeyim, değerli ustam, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Erdoğan Bayraktar Beyefendi, Sayın Valim, değerli milletvekillerim, belediye başkan arkadaşlarım, il genel meclisimizin, siyasal partilerimizin, kamunun, sivil ve mesleki kuruluşların çok değerli yöneticileri, değerli komutanım, çok değerli Çankırılılar, sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çankırı'mızı marka kent yapma yolunda hız kesmeden icraatlarımızı, faaliyetlerimizi, projelerimizi Allah'a şükürler olsun bir bir gerçekleştiriyoruz. Bugün de yerel yönetimler açısından çok büyük ehemmiyete sahip katı atık düzenleme, düzenli depolama sahasını da açmak üzere buradayız. 19 beldemiz, 11 ilçemiz ve özel idaremizin katılımlarıyla 2006 yılında bu birliği kurduk. Daha sonra başkanlığını yapmış olduğum bu birliğin seçimlerinde farklı bir arkadaşımıza başkanlık görevi verildi. 2007 yılında bir proje hazırlandı. Tabii ki bizim riyasetimizde değil. Hazırlanan proje ikinci döneme kadar şükürler olsun ki uygulama imkanı bulamadı. 2009 yılındaki seçimlerden sonra ben belediye başkan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Teveccüh ettiler, tekrar bu birliğin başına bizi getirdiler. Arkadaşlarımızla birlikte, belediye başkan arkadaşlarımızla birlikte gerçekten çok sağlam bir yapı kurduk. Önceki projeyi incelediğimizde yaklaşık maliyeti 7 trilyon 600 milyardı. Ve projeyi hazırlayan firmayla maalesef %10 ihale bedeli karşılığında da bir danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştı. Biz arkadaşlarımızla birlikte oturduk. Bunun bizimle uymayacağını, bizimle alakasının olmayacağını düşünerek ve bunu birlikte kararlaştırarak yeniden bir proje hazırlattık. Bu işle alakalı özellikle alanı katı atık olan bir çevre mühendisini de 2006 yılında, o yıllarda işe başlatmış olmama rağmen bu arkadaşımızdan o yıllarda istifade edilmedi. Biz hazırlatmış olduğumuz projenin yaklaşık maliyeti 5 trilyon 400 milyardı. İhalemizi yaptık. İhalemiz 2 trilyon 993 milyar ihale bedeliyle, ben buradaki ihaleyi alan ve işi çok güzel bir şekilde yapan firmaya, firma sahibi Adnan Bey de buradalar, huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Üstelik de bu ihale bedelinin içerisinde burada enerji olmadığı için Ankara yolundan buraya kadar olan 3 kilometrelik enerji nakil hattı da bu ihalenin içerisinde deruhte edilmiş oldu. Kurmak olan ve bu uğurda kararlı adımlarıyla yola devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Erdoğan Bayraktar'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Çok değerli hemşehrilerim, çok değerli hanım kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim, hepinizi en içten saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Burası Çankırı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi. Parasal değeri çok büyük değil. 3 trilyon eski rakamla, 3 trilyon artı KDV gibi bir rakamla yapıldı. Ama yapısı itibariyle son derece önemli. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok değerli kardeşlerim, dünya geldiği konum itibariyle ve Türkiye'ye geldiği konum itibariyle artık çevre, yaşanılır çevre, çevrecilik son derece önem kazanmaya başladı. Şimdi Vali Bey burada söyledi. 300 küsur, 350'nin üzerinde olan köyümüzün, 366 zannediyorum söyledi. Köyümüzün de
katı atıklarını yani çöplerini de toplamamız lazım. Gerçekten öyle. Artık biz neye mücadelesini veriyoruz? Şehirde ne varsa köyde de o olsun. Ve şehirlerimizin arasındaki seviye farkı da kaybolsun. Biz Çankırı önümüzdeki günlerde çok ciddi gelişmelere gebe. Bunu görüyoruz. Artık Ankara'ya yakın olmanın meyvelerini yiyecek. Çankırı insanı hakikaten çok güzel insanlar. Hakikaten vatanını, milletini, bayrağını son derece seven insanlar. Vatan milliyetçisi, bayrak milliyetçisi, devlet milliyetçisi olan insanlarımız Ankara'ya da yakın. Sayın milletvekilimiz de söylediler, İdris Bey. Asfalt işi de ihale edildi. Yaklaşık 130 kilometre uzunluğunda Ankara'ya gidiş geliş artık saatlik olacak. Sabahleyin gideceksin, Ankara'da işini göreceksin. Öğleden sonra akşam yine Çankırı'ya döneceksin. Bu Çankırı'nın marka değerini bir defa artıracak. Bunun yanında Çankırı'da yeni projelerimiz var. Ciddi bir projelerimiz var. Hem Vali Bey'in devletin getirdiği proje yatırımlar var. İşte Adalet Sarayı bakımından, okullar bakımından, atık su arıtma tesisleri bakımından, nehirlerin temizlenmesi, düzenlenmesi bakımından ve buradaki fabrikaların suların arıtılması bakımından, yine aynı şekilde burada işte 11 tane ilçe var, 19 tane belde var, işte özel idare var, bir de Çankırı Belediyesi var. Bunların kurduğu birliğin bu iş hepsinin buraya sahip olması lazım. Hepsinin beraber burası bu depolama tesisine, bu düzenli katı atık depolama tesisine çöplerini getirmesi lazım. Bir taraf, diğer taraftan da artık bizim atıklarımızı, çöplerimizi evlerimizde ayrıştırmaya başlamamız lazım. Çankırı bunu başladı. Çankırı'da okullarda seminerler veriliyor, çocuklara öğretiliyor, piller ayrılıyor, madensel atıklar, cam atıklar, plastik atıklar, kağıt atıklar, evsel atıklar ve yağ atıkları, atık yağ ayrıyeten toplanıyor bunlar. Bunları biraz daha artırmamız lazım ve biz iktidara geldiğimiz zaman 2002 yılı sonunda, 2003 yılı başında Türkiye'nin tamamında 15 tane böyle katı atık düzenleme tesisi vardı. 15 tane sadece. Şimdi bunların sayısı 70'e çıktı. 70'ten de fazla. O gün 20 milyon civarında nüfusa hizmet veriyordu. Başta İstanbul olmak üzere. Katı atık düzenli depolama tesisleri. Onların bir tanesini de biz yapmıştık. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o zaman İstanbul Belediye Başkanı olduğu zaman 1994 yılında, o zaman İstanbul'daki o vahşi çöpler, çöp dağları, Ümraniye'deki çöpleri biliyorsunuz, orada insanlar da ölmüştü, çöpler kaymıştı. Halkalı'da olsun, Ümraniye'de olsun. Ondan sonra düzenli katı atık depolama tesisleri yaptık. O bizim yaptığımız tesislerle, daha sonra AK Parti belediyeciliğinin de yaptığı tesislerle, bunlar 20-22 milyon insanımıza hizmet edecek noktaya geldi. Bugün artık 45 milyon, 50 milyona katı atık düzenli depolama tesisleriyle hizmet veriliyor. Ama bu yeterli değil. Artık bizim mutlaka bertaraf tesislerini, katı atık bertaraf tesislerini de yapmamız lazım. Gerçi Çankırı'da tam bilmiyorum, ben milletvekiliyle de Sayın Hüseyin Bey'le de paylaşmaya çalıştım. Zannediyorum günde 100 ton çöp toplanıyor. O civarda 100 ton çöp toplanıyor. Tabii bu şey bakımından, geri dönüşüm bakımından yeterli bir tonaj değil. Ama belki başka belediyelerle, yan illerle de birleşmek suretiyle katı atık çöp toplama, düzenli depolama tesisinin yanında aktarma tesisleri de yapılması lazım. Arkasından geri dönüşüm olan çöpten elektrik üretimi, çöpten sera üretimi, çöpten işte kompost gübre üretimi gibi artık ileri dünyanın yaptığı, Ankara'da Mamak'ta nasıl evvelden Mamak'ta kokudan geçemezdiniz. Şimdi etrafında konutlar yapıldı, alışveriş merkezleri yapıldı. Türkiye'nin birçok yerinde bu yapılıyor. Çankırı da ileride bu noktaya gelecek inşallah. Esas idealimiz bu. Diğer taraftan belediyenin çalışmaları var. İşte sokak temizlikleri bakımından, sokakların bisiklet yolları yapılması bakımından, sokakların ağaçlandırılması bakımından, tarihi dokunun güzelleştirilmesi, bunlar hepsi çevreyle ilgili hususlar. Yine Çankırı'da bizim hava kalitesini, ölçümü de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olarak sürekli takip ediyoruz. Eskiye göre Çankırı'da hava kalitemiz iyi. İnşallah burada kömür şeyleri de vardı zannediyorum. Gürültü kirliliği, hava kirliliğiyle, kömürle ilgili. Ama bunlara da bundan sonra daha dikkatli şekilde bakacağız. Ve Çankırı'da da hem işsizlik azalacak, hem de Çankırı'da yatırımlar artacak. Bu gelmekte olan Japonlarla, Türklerin Petras'la ortaklaşa
yapmakta olduğu yatırım 1 katrilyonluk yatırım arkadaşlar. 1 katrilyon. İlk etapta 2000 kişi çalışacak. Arkasından 5000 kişi çalışacak. Çankırı'nın, tabii bu bizim devletimizin, hükümetimizin politikasıdır. Bunu Çankırı'ya getirmekle, organize sanayi bölgesine getirmekle ilk etapta 1 milyon metrekare yer, arkasından bu artacak. Hakikaten Çankırı'da işsizlik azalacak, istihdam artacak ve Çankırı'nın gelişmesi, kalkınmasına da, şehirleşmesine de çok ciddi katkı sağlayacak. Aynı şekilde biz tabii toplu konut dairesi olarak Türkiye'de toplam 500 bin konut yaptık. Fakir fukaraya konut yaptık. Kentsel dönüşüm de yaptık. Ama bu hükümet döneminde ne oldu? Biz dedik ki artık gelişen ve değişen dünyada ve Türkiye'nin gelmiş olduğu gelişmişlik seviyesi, artık kişi başına bizim Çankırı'da biraz düşük ama Türkiye'de 11 bin lira, 11 bin dolar kişi başına gelir. Toplam kapasitemiz 800 milyar dolar oldu. Türkiye artık dünyada 16. büyük ekonomi. Bu duruma gelince artık biz dedik ki bizim hükümetlerimiz, bizim kabinemiz bundan sonra daha çok uygulama yapan, daha çok icraat yapan icracı bakanlıklar olarak şekillensin ve benim bakanlığımda yaşanılır çevre ve marka şehirler oluşturma kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak oluştu ve bu çerçevede yeni bir kanun yaptık. Çok önemli. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu yaptık. Şimdi Çankırı'nın da büyük bir bölümü 1. derece deprem bölgesi ve bina stoku yaklaşık 50 bin tane hane var burada. Bu 50 bine yakın hanenin de büyük bir bölümü eski bina. Mühendislik hizmeti almamış, mimarlık hizmeti almamış, kentsel tasarımdan yoksun olan binalar. Bunları da değiştirmek için çok ciddi plan program yapıyoruz. Riskli alanları tespit ediyoruz, riskli binaları tespit ediyoruz. Belediyenin çalışması var, valinin çalışması var. Milletvekili arkadaşlarımla birlikte biz de bu işin üzerine ciddi manada gidiyoruz. Ve Çankırı kentsel dönüşüm için bizim öncelikli illerimizdendir. O da kentsel dönüşümde de Çankırı'ya çok ciddi kalite gelecek. İşsizlik azalacak, istihdam artacak, kaliteli üretim olacak, yeni hizmet binaları yapılacak. O bakımdan Çankırı'ya bu bizim gelişimiz, arkadaşlarımızla birlikte burada yerinde gördüm. Valinin verdiği briefingi aldık. Yerindeki talepler nedir, problemler nedir, şu andaki konumumuz nedir, bunları gördük. Belediyenin briefingiyle belediyenin talepleri nedir, ilçe ve belde belediyelerinden talepleri dosyalar halinde aldık. İnşallah bundan sonra Çankırı'ya, Çankırı'nın hem merkezdeki merkez ilçeye, Çankırı vilayetine, hem de 11 tane ilçe belediyemize, 19 tane belde belediyemize ve 366 köyümüze tamamına daha çok kucaklayarak, daha çok ele alarak yatırımlar yapmaya, hizmet yapmaya, kaliteyi artırmaya, şehir görüntüsü vermeye, Çankırı'nın toplam fotoğrafını düzeltmek için el birliğiyle çalışacağız. Bu bakımdan özellikle bugüne kadar yaptığımız, Çankırı'ya bugüne kadar yatırımları yaptık. Şu anda yaklaşık eski rakamla 1 katrilyon yatırım yapılıyor Çankırı'da. Çankırı'ya devlet olarak. Ama bu yeterli, kesinlikle yeterli değil. Daha müşahhas, özel sektörü de dinamize edecek, özel sektörü de dinamikleyecek yeni yatırımlar, özel sektörün yatırım ortamını, yatırım iklimini güzelleştirecek, iyileştirecek yeni ortamları sağlayacak yeni yatırımları da burada hep birlikte yapacağız. O bakımdan bu sembolik açılışın Çankırı'mıza hayırlı olmasını, çevreye hayırlı olmasını, daha temiz bir çevrenin oluşmasını, atıklarımızın, katı atıklarımızın daha düzenli bir şekilde toplanmasını ve depolanmasını, ileride de bunların dönüşüme de elverişli hale getirilmesini bekliyoruz, temenni ediyorum. Biz de her zaman Çankırı'nın emrinde ve hizmetinde olduğumu burada ifade ediyorum. Tekrar hepinize, herkese en içten saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ya Allah ya Bismillah diyoruz. Kuyruğumuzu kesiyoruz. Buyurun. Sayın Bakanımız koridoru kesmek suretiyle katı atık depolama tesisimizi Organize. Yolun üzerindeyse bakarız.